Günlerdir aralıksız yağan sağanak yağışlar sebebiyle sele teslim olan Orta Avrupa'da felaketin bilançosu giderek kötüleşiyor. En az 10 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de kaybolduğu felakette uzmanlar durumun daha da kötüleşebileceği konusunda halkı uyardı. Selin en çok etkilediği ülke olan Çek Cumhuriyeti'nde ölü sayısı 7'ye çıkarken olağanüstü hal ilan edildi. Başkent Prag'da bazı mahallelerde halk evlerinden tahliye edilirken sular altında kalan hayvanat bahçesinden de yaklaşık 1000 hayvanın daha güvenli yerlere taşındığı bildirildi. Almanya'da da etkili olan yağışlar sebebiyle ülkenin güneydoğu sınırında 3 nehrin kesişim noktasında bulunan Paso şehri sular altında kaldı. Birçok noktada botlarla tahliye edilen şehirde Tuna Nehri rekor seviyeye ulaştı. Münih ile Salzburg'u birbirine bağlayan A8 otobanı da sel baskını nedeniyle kapatıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün afet bölgesine gideceği açıklandı. Su taşkınları sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Avusturya'da Tuna Nehri kıyısındaki şehirlerden Merk'te yaşayan halkın tamamı tahliye edildi. Ülkenin normalde alacağı yağışı sadece birkaç günde alması sebebiyle birçok yerde toprak kaymaları görüldü. Yetkililer Tuna Nehri'nin daha da yükselmesinden endişeleniyor.